Merhaba güzel dostlarım. Buradasınız yine. İyi ki buradasınız. İyi ki karşımdasınız. Hepinize minnettarım. Çok teşekkür ederim. İnsanlara bir şey yaptırmak istiyorsun. Karşındaki insanın bir duruma gelmesini istiyorsun. Eşin var, çocuğun var. Ona bir şey yaptırmak istiyorsun ve benden güzel bir şifre istiyorsun. Güzel dostlarım, marifet iltifata tabidir. Bir insanın nasıl bir marifet göstermesini istiyorsan önce öyle bir iltifat edersin. Yani diyelim ki bir çocuğun var ve onun başarılı olmasını istiyorsun. Onun zeki olduğunu ona söylersen o zeki olarak davranır. Geri zekalı olduğunu söylersen geri zekalı olarak davranır. Bugüne kadar hayatta yaptığımız hataların en büyük sebebi belki de dışarının bize söyledikleri. Biz güzel dostlarım dışarı bize nasıl bakıyorsa öyle davranırız. Düşün ki mesela şu an beni dinleyicilerden siz dedin birisinin evine misafir oldum. Ve sen de bana bir ikramda bulundun. Pasta yaptın, kek yaptın, tatlı yaptın, ikramda bulundun. Ve ben de o ikramı aldıktan sonra ya pek güzel olmamış dediğimde ne yaparsın? Bir daha eve bile çağırmazsın değil mi? Belki de başında bir şeyler yarmak istiyor. Ama dense ki o ikramdan dolayı teşekkür ettiğinde, iltifat ettiğinde, güzel olmuş dediğinde insanlar arkadaşlar bir şey güzel yaptığı söylendiğinde bir dahaki sefere daha güzel yapmak isterler. Kötü yaptığı söylendiğinde hiç yapmak istemezler. Hatta seni görmek bile istemez. Şifre basit arkadaşlar. Dostunun sana nasıl davranmasını istiyorsun? Sana hoşgörülü davranmasını istiyorsun. Ona hoşgörülü olduğunu söyle. Eşinin seni sevmesini istiyorsun. Öyle bir marifet göstermesini istiyorsun. Onun seni sevdiğini söyle. Ondan ne bekliyorsan onu söylediğin zaman o öyle davranmak zorunda. Burada en önemli durum ne biliyor musun arkadaşlar? Marifet iltifata tabi ya. Hani biliyorsunuz içimizde de bir çocuk var. Hani küçük çocukluğunu hatırlıyor musun? Sen, küçük sen, eleştirilen, hor görülen sen. Ve biz herkese hep iltifat ettik güzel dostlarım. Hep başkalarını alkışladık, başkalarını büyük gördük, başkalarına değer verdik. En çok ihmal ettiğimiz kişi kendimiz oldu. Yani bu hayatta başarılı olmak istiyorsan önce kendine iltifat et. Güzel olduğunu, akıllı olduğunu, iyi insan olduğunu, mükemmel olduğunu söyle. Önce kendine iltifat et ki içindeki çocuk sana marifetini göstersin. Ona ne kadar çok iltifat edersen o sana o kadar çok marifet gösterecek. Cennete gidebilirsin. Tek engel sensin. Çok başarılı olabilirsin, kariyer sahibi olabilirsin. Tek engel sensin. Mutlu olabilirsin. Bu hayatta çok mutlu olabilirsin. Engel sensin. Çok zengin olabilirsin. Yine engel sensin. O engeli ortadan kaldırmanın yolu ne? Ona iltifat etmek. Şimdi şöyle düşünün güzel dostlarım. Doğduğun günden bugüne acılarında her şeyle sana ortak olan kim? Yaptığın yanlışlar var ya, yanlışları bilen ama millete söylemeyen kim? Çaresiz kaldığında, yorganın içinde, küçük çocukken ağlarken sana dert ortağı olan, sana sırdaş olan, senin gözyaşına ortak olan kim? Sensin değil mi? Sadece sen. Sensin senin her şeyini bilen ve hayat boyu çektiğin tüm sıkıntılara rağmen seni hiç bırakmayan da sensin. Ben şöyle diyorum. Ata diye biri var. Her ay çalışıyor, para kazanıyor. Ben yiyorum. Ata diye biri var. Mücadele ediyor, savaşıyor, bir yerlere geliyor. Ben keyfini sürüyorum. Bu hayatta o zaman en çok ataya teşekkür etmem gerekmez mi? Ya sen ne kadar mükemmel bir insansın, iyi ki varsın demem gerekmez mi? Biz hep başkalarına iltifat ettik. Biz hep başkalarını sevdik. Biz hep başkalarını büyük gördük. Ve içimizdeki çocuğa iltifat etmediğimiz için bu gerçektir güzel dostlarım. O içimizdeki çocuk bize hayatı zehir eder ona iltifat etmezsek. O içimizdeki çocuğa yani küçük ataya, küçük sana iltifat edersen bugüne kadar seni bu duruma getirmiş olan içindeki küçük çocuk bundan sonra iltifatları duyduğunca çok daha fazla yerine götürecektir seni. Ve ben net diyorum güzel dostlarım. Herkes benimle beraber söyleyebilir mi? Ben kendimi çok seviyorum. Ben mükemmel bir insanım. Ve en büyük alkışları ben hak ediyorum. Bu adama minnettar olduğum kadar, bu çocuğa minnettar olduğum kadar kimseye minnettar değilim. Ve ben aslanım. Gerçekten aslanım. Aslanın hiç kimseye ihtiyacı olmaz. Aslan ormanda tek başına gezer.
Gururlu değildir, egolu değildir ama kendisine bir öz saygısı vardır. Biliyorsunuz güzel dostlarım, insanlar eşit değildir. İnsanlar eşsizdir. Herkesin parmak izi farklıdır. İnsanlar eşsizdir, ben de eşsizim, sen de eşsizsin. Ve eşsiz olduğum için, sıra dışı olduğum için kendimi çok seviyorum. Diyebiliyor musun kendimi çok seviyorum diye? Sen kendini çok seversen millet sana aşık olur. Sen kendine çok saygı gösterirsen millet sana milyonlarca saygı gösterir. Önemli olan senin sana ne kadar iltifat ettiğin. Evet, kendini bu hayatta nereye getirmesini istiyorsan o kadar iltifat et. Çevrendeki insanlar sana nasıl davransın istiyorsan önce onları söyle. Göreceksin ki çevrendeki insanlar senin söylediklerini sana yapmaya başlıyorlar. Marifet iltifata tabidir güzel dostlarım. Çok iltifat edersen çok marifet gösterir. Ve bilinçaltı iltifatı çok sever. Fark ettiniz mi? Hipnozlar yaparken hep şu cümleyi duyuyorum. Harikasın, çok güzel, işte böyle. Harikasın. Hatta bu kişisel gelişim sektörlerinde çok güzel, harika, çok güzel. Hep bu tür cümleler söylerler. Çünkü bilinçaltı iltifatı çok sever. Ve çevrendeki insanlar ya da kendin ne olsun istiyorsan önce onu söyle. Hani biliyorsunuz hayat sondan yaratılır. Sana cömertlik yapmasını istiyorsun, ne kadar cömert olduğunu söyle. Sana vefalı davranmasını istiyorsun, ne kadar vefalı olduğunu söyle. Sana sorumluluk duygusu davransın istiyorsun, ne kadar sorumlu olduğunu söyle. Önce söyle, o onu yapacaktır zaten. Marifet iltifata tabidir güzel dostlarım. Ve tek geçeceğimiz bir şey var. Kendim. Sizce ataya ata kadar kim hizmet etmiştir? Ataya ata kadar kim üzülmüştür? Ben ata deyip kendimden bahsederken sen de kendini düşün lütfen. Atanın acılarına ata kadar kim ortak olmuştur? Yani şöyle düşünsenize güzel dostlarım. Bir arkadaşın sana bir aylık maaşını verse ve geri almasa ona ne dersin? Sonra ikinci aylığını da verse geri almasa. Hatta bir yıllık maaşını hepsini sana verse ve geri almasa. Hatta 20 yıllık maaşını verse. Başkaları yaptığı zaman minnet ediyoruz değil mi? Ya ne cömert adam diyoruz. Bunun aynısını ben kendim kendime yapıyorum ya, sen kendin kendine yapıyorsun ya. Dolayısıyla en fazla iltifat edeceğimiz kişi kendimiz. Bak içindeki çocuğa bir iltifat et, hayatı nasıl değiştiriyor. İlla ki eleştireceksiniz güzel dostlarım. İlla ki birisine bir mesaj vermen lazım ya, orada bile iltifat et. İltifat et, sonra mesajı söyle. Ben senin mükemmel bir insan olduğunu biliyorum. Bununla beraber ders konusunda biraz daha hassas olursan çok daha mükemmel olacağını biliyorum. Yani önce iltifat, sonra arada mesaj, sonra yeniden iltifat. İltifat etmeden bir insanı eleştirdiğin zaman kazanacağın tek bir şey var. O insanı kaybetmek. Onun için arkadaşlar iltifat vazgeçilmezimiz. Önce iltifat, sonra mesaj, sonra tekrar iltifat. Yani mesela güzel dostlarım, çocuğun var ve çocuğun ders çalışmasını istiyorsun. Diyorsun ki senin çok ahlaklı, çok güzel, sorumluluk duygusuna çok sahip bir çocuk olduğunun farkındayım. Bununla beraber Türkçe'de daha başarılı olursan çok daha güzel olur ve annen olarak ya da baban olarak ben sana gurur duyarım. Böyle bir çocuk olduğun için sana teşekkür ederim. Veya eşine diyorsun ki bugüne kadar benim için çok fedakarlıklar, çok cömertlikler yaptın. Bugün akşam beni sinemaya çıkartacağın için şimdiden teşekkür ederim. Yani mesajı arada veriyorsun sinema. Mesajı arada ya da veriyorsun çocuğa Türkçe. Ama önde ve sonra iltifat. Vazgeçilmezimiz ne güzel dostlarım? Önce kendime iltifat. Lütfen kendinize iltifat edin. Çünkü sen eşsizsin. Yaratıcı seni eşsiz yarattı. Senin parmak izinden dünyada hiç kimse de yok. Senin gözünden dünyada başka hiç kimse de yok. Eşsiz yaratıldın. Bedenin nasıl eşsizse ruhun da eşsiz. Kalbin de eşsiz. Karakterin de eşsiz. Lütfen ne kadar özel ve ne kadar önemli olduğunu fark et. Ve önce kendine iltifat. Kendine iltifat etme, bu çocuk seni zirvelere taşıyacak. Ve ben sizi bilmiyorum ama gerçekten ben atayı çok seviyorum. Ve ataya minnettarım. Ata mükemmel bir insan. Çünkü herkesin ilgilerini düşünüyor. Seviyorum atayı. Samimi, iyi niyetli. Devamlı çalışıyor, devamlı çalışıyor. Hiç boş durduğunu görmüyorum. Ve atayı ben çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bir de zibidi diyeceğim de saygısızlık olur. Bir de adam yıllardır çalışıyor, hepsini bana veriyor.
Ataya minnet etmeyeyim de kime minnet edeyim? Arkadaşlar, dara düştüm. Köprü altında yatacak hallere geldim. Ekmeksiz kaldığım zamanda da sadece ata vardı yanımda. Ve zirveye çıktığımda da yine her zaman sırdaşım, dert ortağım sadece ata. Ben ata dedikçe sen de kendi ismini söyle lütfen. Ve içindeki çocuğa selam söyle. Ve sevgini ve aşkını dök o çocuğa. O içindeki çocuğu daha fark etmemişsen, o içindeki çocuğa daha dokunmamışsan, kampta o çocuğa, o küçük parmaklarına sana dokundurtacağım. O küçük çocuk var ya, o hipnoza gireceğiz ve o hipnozda çocukluğumuza gittiğimizde, o sen var ya, tatlı sen, o küçük sen, tertemiz sen, onunla beraber olacağız ve o içindeki çocuğun sesini duyacaksın. Kampta olursan. Olacağın için şimdiden teşekkür ederim. Sizinle olmak gerçekten çok güzel olacak. Gerçekten çok keyifli olacak. İyi ki varsınız güzel dostlarım. Marifet iltifata tabidir arkadaşlar. Hayat sondan yaratılırı anlatmıştım ya. İşte aynı onun gibi. Önce sonu söylüyorsun. Yani önce onun zeki olduğunu söylüyorsun. İltifat ediyorsun. O zeki oluyor. Onun mükemmel olduğunu söylüyorsun. O mükemmel oluyor. Onu eleştiriyorsun. Onu kötülüyorsun. O kötü oluyor. Hayat sondan yaratılır da bunu ayrıntılarıyla anlatmıştım güzel dostlarım. Bugünlük de bu kadar. Yeter diyorum güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile. Hatta tutkuyla. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.